Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den birinci sıradan aday olduğu listeye göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu. 5 milletvekili ise listede yer almadı. 28. dönem MHP Aksaray milletvekili adayları Ramazan Kaşlı, Mustafa Zavlak, Çiğdem Er ve Fatih Doğan oldu. Saat 22.00'da yayımlanan Yüksek Seçim Kurumu'na gönderilen 28. dönem listesi Aksaray'da 1. Ramazan Kaşlı, 2. Mustafa Zavlak, 3. Çiğdem Er, 4. Fatih Doğan olarak netleşti. 16 milletvekili aday adayını müracaat ettiği Aksaray'da kesin listede olan 4 isim 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde meclise gitmek için seçimlere girecek. Dün gece itibariyle MHP milletvekili adaylarını açıkladı. Aksaray'da da liste belli oldu. Bu konu hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Öncelikle Aksaraylı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün gece saat 10'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm Türkiye'deki milletvekilleri adayları genel merkezimiz tarafından açıklandı. Bugün de YSK'ya teslim edildi. Aksaray'da milletvekilleri adayımız Ramazan Kaşlı, Mustafa Zavlak, Çiğdem Er, Fatih Doğan olarak belirlenmiştir. Ben bu süreçte bizlere destek olup güç veren 16 aday adayımızın hepsine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Başkanım, insanlar MHP'nin ittifaktaki rolünü ve bu süreçten sonra nasıl ilerleyeceğini merak ediyorlar. Bu konu hakkında düşüncelerinizi öğrenebilirsem. Elbette. Milliyetçi Hareket Partisi olarak geçtiğimiz hafta genel başkanımız açıklama yaptı. Tüm Türkiye'de kendi amblemimiz ve listelerimizle seçime gireceğiz. Bizim bu süreçte Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben Aksaraylı hemşehrilerimizden bir oy Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy da Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermelerini istiyorum. Başkanım, bundan sonraki süreçte adaylar sahada ne tür çalışmalar yapacaklar? Bundan sonraki süreçte adaylarımız esnaf ziyaretleri, iftar programları, ilçe ve köy ziyaretleri olarak programlar dahilinde çalışmalarına devam edecektir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Teşkilatı olarak seçimlere hazırız. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde fermuar listesiyle seçime girecek. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yürütülen çalışmalar kapsamında ortak milletvekili aday listesi konusunda sık sık gündeme geldiği İYİ Parti ve CHP kanadında durum netlik kazanmaya başladı. Bazı illerde ortak milletvekili aday listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime fermuar modeliyle girme kararı aldı.
Genel merkezlerden edinilen bilgiye göre listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar modeliyle seçime girilecek. İlerdeki aday listesi sıralamanın İYİ Parti ve CHP'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirleneceği kararlaştırıldı. Kararın ardından Aksaray'da gözler 2018 seçimlerine çevrildi. Aksaray'da Millet İttifakı çatısı altında seçime giden İYİ Parti 24.660 oy ile seçimlerden %10,5 oranında, CHP ise 23.160 oy ile seçmenlerden %9,89 oranında oy almıştı. Alınan sonuçlar neticesinde Aksaray'da milletvekili aday listelerinde birinci sırayı İYİ Parti'nin, ikinci sırayı da CHP'nin alması bekleniyor. Aksaray'da İYİ Parti ile seçimlere gidilmesi durumunda CHP amblemi oy pusulasında yer almayacak ve CHP'ye oy verecek kişiler oylarını İYİ Parti'ye atacak. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi. İlçeye bağlı Yeşiltemek köyü kırsalındaki merada mantar toplayan vatandaşlar obruk oluştuğunu fark etti. Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 5 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar durumu köy muhtarına bildirdi. Bölgeye gelen köy muhtarı inceleme yapılması için yetkililere bilgi verdi. Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan evlerinin enkazından 8 saat sonra tanımadıkları iki adam tarafından kurtarılan aile birbirlerine destek olarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay Antakya'da enkaz altından eşi ve 3 çocuğu ile birlikte 8 saat sonra kurtarılan Dilek Kırkçı enkaz altında yaşadıklarına ilişkin "Mucize eseri hayatta kaldık. İki depremde de enkaz altındaydık. Oradan asla çıkamayacağımı düşünüyordum. Üç çocuğum, eşim ve ben enkazda saatlerce bekledik" ifadelerini kullandı. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin "Arama kurtarma çalışmaları iki gün boyunca başlamadı. Bizi hiç tanımadığımız iki adam kurtardı. Yağmur, gök gürültüsü, insanların çığlıkları hep gözümün önündeydi" dedi. Yanımızda Dilek abla var. Hatay, Antakya merkezde depremden 8 saat enkaz altında kalmış. Mikrofonlarımızı kendisine anlatacağız. 8 saat nasıl geçti? O esnada neler yaşadı bizimle paylaşacak. Ben Dilek, Antakya Hatay merkezde oturuyordu. Deprem zaten gece uyku haldeyken yakalandı. Çocukları uyandırana kadar zaten ev çöktü. 7 saat sonra biz çıktık. Kocam seslendi, yani işte birkaç kişi çıktı karşımıza, onlar ama tanımadığımız kişiler sesimize geldiler. İlk önce çocukları aldılar, sonra ben çıktım, eşim. Zaten bizi herkes öyle biliyorlardı 7 saat sonra çıktık diye. Apartmanda 13 kişi öldü, hani hepsi de aile, çok sevdiğim komşulardı. Çocuklarıma bir şey olmadı ama işte ufak tefek bizi atlattık. Benim kol dirseğim çatlamıştı, eşimin de ayak parmakları kırılmıştı. Çıktıktan sonra hani sandım sadece bizim apartman hani yıkılık, bilmiyorduk dışarıyı. Çıktıktan sonra işte o manzarayı gördüğümüzde şaşırdı, yani şoka girdik. O an çok kötüydü ya, hani deprem sesi, milletin çığlık sesi apartmanda, hani kendi canlarını kurtarmak için. O yağmur, gök gürültüsü, duvarların yıkılışı, hani çok kötü bir şey. Sen bir çaresiz duruyorsun, bir şey yapamıyorsun. Sabah zaten saat 7:28 gece bir daha olmuştu, o da büyüktü. Saat 11:30'da biz çıkmıştık, çıkartmışlardı bizi evden. Yani zaten biz çıktığımızda okulun bahçesine gittik. Ama benim durduğum yer çok riskliydi. Ben kapının dışındaydım. Kapıdan çıktım, baktım apartman merdiven çöktü birden. Yani sadece durduğum yer o anda bir mucize olarak ben orada, benim oğlum kucağımda uyumuştu. Öbür oğlum da yanımdaydı. Düştüm, sanki biri bizi tuttu, yere şey yaptı. O kadar hızlı sallandık. Yan düştüm işte, ondan kol dirseğim çatladı. Bir oğlum üstümde, bir oğlum zaten kucağımdaydı. O da, o malazlar biraz şey oldu bizim üstümüze. Durdu, deprem kalktık. Kalktığımda çocuklarımı kaldırdım, içeriye geçtik. Evimizin girişinde durduk orada. Dış iç duvarlar içe, dış duvarlar dışarı fırladı. Nasıl kurtaracaklar bizi? Apartman çökmüş, zaten merdiven yok. Hani baktım, sonra ben çocuk odasına biraz yürüdüm. Çocuk kızımın odasına baktım. Duvarlar yıkılıktı, bir pencere tek bölümü kalıktı, böyle küçük bir yer. Ben eşime sadece oradan seslenebilirsen belki birileri sesimizi duyar, yoksa kurtuluşumuz yok, yani buradan çıkamayız. Orada seslendi eşim. İlk mahalleye gelmişler, bizim mahalleden değil. Hani bakıyorlar etrafı. Seslendi, "Yalnız mısın?" diye dediler eşime. "Yok" dedi, "çocuklarım var, bir de eşim var içeride" dedi.
Tamam dediler. Orada artık karşı binamızdaki bina, o da yıkılmış. Balkon demiri uçmuş. O balkon demirini koydular, biraz duvara yaslattılar. Çocukları aldılar ilk önce. Sonra ben çıktım. Hani işte ama kim yüzlerini görmedim. Allah'tan mı gelen bunlar bilmiyorum. Hiç yüzlerini görmedim ben. Sadece çıktık. Daha apartman sadece 5 adım yürüdük. O 5 adım mı? Yani bir mucize okurduk. 5 adım sadece yürüdük, baktık birden yerle bir oldu. Baktık etrafımız zaten hepsi yıkılık. Ama yaşayan çok vardı apartmanda ama ihmal oldu. Kurtaran gelmedi 2 gün. Çok ses verenler vardı. Çocuklar da vardı. Sadece 12 kişi çıkabildik. 13 kişi falan hepsi ailece gittiler. Kızımın gardırobu düşmüştü yatağın üzerine. Onun üstüne çıktım. Ben zaten yan döndüm, öyle indim. Yani yüzlerini gördüm. Zaten ancak çocuklarımı kucağıma aldım. Koştuk, öyle zaten birden çıktı. Sanki yani onların yüzlerini görmedim. Yardım çalışmaları kaç gün sonra ulaştı size? 2 gün biz orada kaldık. 3. günde çıktık. AFAD yoktu. Sadece işte sonra 3. günde biz çıkalım. Saat 3'te 4'te öğleden sonra birkaç bir araba geldi. O da yani AFAD değil. Hani başka şehirlerden yardım için gelmişlerdi. Öyle biz 2 gün kaldık. Susuz aç çocuklar. Okulun bahçesinde. Okulun kantinini kırdılar, verdiler çocuklara su. Son çare okulun kantinin kapısını kırmak oldu. Çocuklara su vermek için, bir şeyler vermek için, hani atıştırmak için. Yağmur, çok kötü yağmur yağdı, fırtına vardı, soğuk. Hani okula da geçsen okulun tavanı zaten çökmüştü. Dışı çatlak biraz ama çökük. Geçiyorsun okula sallanıp bir daha koşuyorsun dışarıya, yağmur. Ne terlik var, ne ayakkabı var, ayakları. Ateş yakarsan zaten ısınmak için o da yağmurdan sönüyordu. Yani yardıma ilk 2 gün kimse gelmedi. 3. günden sonra artık biz çıktıktan sonra biz ilk şeye gittik, Alanya'ya gittik. Orada toplanma merkezi vardı. Oraya geçtik, işte orada artık AFAD'da kayıt olduk. Oradan da bir otele yerleştirdiler bizi bir ay. Bir ay tamamladık, zaten geldiler söylediler işte AFAD'dan şey geldi, rapor mu ne geldik. Hani çıkacaksınız diye bir ay tamamlandı, nereye gideceksiniz? Kalktık artık son çare ayın 10'una kadar dediler, 10'una kadar süreniz var burada. Artık araştırdık telefonda, internetten bilmem emlakçı bilmem ne, öyle bir emlakçıya rastladı kardeşim Aksaray'da. Onunla görüştü telefonla. Şey yaptık artık bu evi tuttuk işte burada 5800 istediler kira. Çünkü niye, eşyamız yok. Dedik eşyası yani zaten süper de eşya değil. Yardım da almadık biz devletten. Sadece 2500 lira o sosyal yardımlaşmada bir kere mahsus verildi. Ailede çalışan biri var mı? Yok, daha işte eşim bir ay oldu işte, şimdi çıktı evden gidiyor iş aramaya. Bir ay oldu burada. İşte kardeşim de, bu da yengem. Kardeşim gitti eşyalarını çıkarmak, çok hasarlı, ağır hasar çıkmış evlere. Onun eşyalarını çıkarmak, bir şey ne kurtarsam dedi. Hani zaten biz bir şey kurtarmadık evimizde. Çünkü biz birden bizim evimiz çöktü. Biz zaten bir şey yani teliksiz çıktık öyle. Yani bir şey kurtaramadık. Kardeşim dedi ne çıkarabilirsem hani evimden bari bir iki eşya. O da Hatay'a gitti. Biz de burada, eşim de gitti iş aramaya. Aksaray Manavlar ve Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, pazar fiyatları, pazar esnafı ve kuru soğanın artışı ile ilgili genel durum değerlendirmesinde bulundu. Aksaray Manavlar ve Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, pazarda meyve sebze fiyatlarına ilişkin, pazarda fiyatlarımız uygun, sadece depremden ötürü kuru soğanın fiyatı biraz yükselişte. Çünkü depo sistemiyle olduğu için üretimi şu anda yok. Ama yeni ürünler yağışlarla birlikte çıktığında fiyatlar düzelecektir ifadelerini kullandı. Öte yandan açılışını kısa bir süre önce Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yaptığı Cuma kapalı semt pazarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşildal, "Cuma pazarımız yeni açıldı, bütün vatandaşlarımızı kapalı Cuma semt pazarına bekliyoruz" dedi. Tabii yani bugün pazarlarımızda günlük taze sebze ve meyveler satılmaktadır. Bugün pazarlarımızda domates 10 liradan başlayıp 20 liraya kadar fiyatları çeşitlenmektedir. Salatalık 15 lira, biber 20 lira ile 30 lira arasında çeşitlenmektedir biberin durumuna göre. Marul 10 lira, yani bugün bir sadece kuru soğanda bir sıkıntı var fiyat yüksekliği olarak. Bu fiyat yüksekliğinin sebebi de depolardan gelmesi, deprem dolayısıyla taze soğanın çıkmaması. Taze soğan çıkmayınca tabii depolardaki soğan çekildikçe fiyat ne olacak? Doğal olarak yükselecek. Sadece kuru soğanda bir yükseklik var pazarlarımızda. Diğer fiyatlarımız çok cüzi pazarlarımızda, uygun. Bütün vatandaşlarımızı bekleriz biz pazarlarımıza. Pazarlarımıza biliyorsunuz zaten günlük taze gelmektedir. Taze olunca fiyat da
çeşitlenmektedir. Yani bütün vatandaşlarımız biz pazarlarımıza bekliyoruz. Kuru soğanın neden pahalı olduğuna değindiniz. Peki tam olarak ne zaman bu kuru soğanın pahalılığı gider? Şimdi yok. Şimdi taze soğan depremden sonra şimdi ağır ağır deprem bölgesinde rayına oturduğu için yani orada da hayat normale döndüğü için şimdi üretime yönelmeye başladılar. Bu da bu haftayı veyahut da 10 gün içerisinde bu taze soğan çıktığı anda fiyat normal olarak değerini bulur yani. Şu an bir de yaz meyveleri çıkacak bildiğiniz üzere. Yaz evet. Meyvelerinin satış fiyatları nasıl olacak? Alıcı alabilecek mi? Satıcı satabilecek mi? Yani bugün muz 20 lira, çilek 30 lirayla 40 lira arasında değişmektedir. Çileğin durumuna göre tabii, seraların durumuna göre yani seralardan gelen çileklerin durumuna göre de çilek fiyatları değişmektedir. Fiyatlar makul. Bugün üretimler ne kadar bol olursa fiyat da o kadar uygun olur. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Devamlı üretmemiz gerekiyor. Ürettiğimiz zaman da fiyatlar daha da aşağı düşecektir diye düşünüyoruz. Biz böyle yorumluyoruz. Üretim, üretim, üretim. Yani bizim devamlı üretmemiz lazım. İlk önce bir kuraklık uyarısı verildi. Ondan sonra yağışlar başladı. Fiyatlar daha da düşme ihtimali var mı? Ya tabii şimdi ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Bir yandan deprem, bir yandan kuraklık, bir yandan barajlarındaki suların çekilmesi. Yani bunların hepsi bir etkendir. Topyekun kamulatif olarak baktığında bir üretim açısından da bir etkendir bu. Su olmadığı zaman üretim neyle besleyeceğiz biz sebze ve meyveyi? Suyla. Su olmadığı zaman doğal olarak tabii üretimi etkiliyor ama şu anda çok şükür bu bir aydır. Yağışlar çok güzel. Her taraf bir yağış aldı. Barajlarımız nispeten de olsa doldu. Yani şükrediyoruz. Tabii fiyatlar bu yağışların vesilesiyle de fiyatlar aşağı doğru ivme kazanacaktır yani. Peki vatandaşın alım gücü ne? Vatandaşımızın alım gücü pazarlarımızda diğer marketlere, manavlara bakınca pazarlarda daha uygun fiyata. Her fiyata pazarda sebze ve meyve yani kuru gıdasını her şeyini vatandaşımız pazarda bulabilmektedir. Bazı yerde fiyatlar çok yüksekken pazarlarımızda uygun fiyatlarda her türlü uygun mala fiyatta uygun mal var pazarımızda. Onun için ben bütün vatandaşlarımızı pazarlarımıza davet ediyorum. Pazarlarımıza gelsinler, hem gelsinler, hem belediyemizin yaptırmış olduğu kapalı pazarları görsünler. Buralarda gelsinler. Şimdi konu buraya gelmişken ben size söyleyeyim. Cuma pazarı Şifane ve Hassas mahallelerinin birleşim noktasında kurulan bir pazar yeri. Bu kapalı pazarımızda çok güzel oldu. Buradan bütün vatandaşlarımızı biz kapalı pazarımıza bekliyoruz. Gelsinler. Alışverişlerini daha refah, daha huzurlu bir ortamda, daha yani yağmur değmeden, kar değmeden, çamur değmeden daha güzel bir ortamda alışverişini cuma pazarımızdan yapabilirler. Esnafımız satarken kazanabiliyor mu? Şimdi zaten pazarcı esnafı günübirlik para kazanan adamdır. Günübirlik getirir malını satar. Oradan ne kazandıysa o günlük ondan kendi hayatını idame eder. Bizim pazarcılarımız da çok şükür yani biz de para, pazarcılarımız da para kazanıyorlar. Biz herhangi bir mala 10 lira 15 lira değil de 2 lira 3 lira azami 5 lira karla satıyoruz. Ve bu da esnafımız için yetiyor. Yani çok şükür esnaflarımızın durumu da iyi yani. Üniversite sınavına yakın bir zaman kala kaynak ve test kitapları fiyatları ne durumda? Kırtasiyeci Mehmet Karakılıç'a mikrofonlarımızı uzattık. Detaylar haberimizde. Üniversite sınavına sayılı günler kala test kitapları satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Kırtasiye ürünleri satan Mehmet Karakılıç, kitap satışlarına ilişkin sınava az bir zaman kaldı. Kitap satışlarımız arttı. Genel olarak deneme, test kitapları satışlarımız talep görüyor ifadelerini kullandı. Kitap satışlarının yanı sıra kırtasiye ürünleri, defter ve kalem fiyatlarına değinen Karakılıç, kitapların yanı sıra kırtasiye ürünlerimizde satışlarımız var. Ortaokul öğrencileri genellikle renkli kalemlere talep gösteriyor. Fiyatlarımızı sabit tutmaya çalışıyoruz dedi. İsmim Mehmet Karakılıç. Bayram Anadolu Kitap Kırtasiye'de satış elemanı olarak çalışıyorum. Üniversite sınavına çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler kitapları alabiliyor mu? Kitap satışlarınız ne durumda? Kitap satışlarımız normal seviyesinde gidiyor. Öğrencilerimiz de kitaplarından da alıyorlar. Genelde şu anda tercih edilen ürünler test kitapları, deneme sınavları.
bu tür kaynaklardan öğrenciler faydalanabiliyorlar. Bir kitap almak isteyen öğrenci maliyeti ne kadar? Ne kadar parasını gözden çıkarabilir? Bu yayın evine göre değişiyor. Öğrenciye göre de değişiyor. Örneğin denemeler 30-40 100-150 arası bandında değişiyor. Test kitapları da aynı şekilde 80-150-140 arası bu banda değişiyor. Fiyatlarımız bu aralıklarda. Genel olarak şu anda da zaten dediğiniz gibi sınav zamanı yaklaştığı için ilgili aileler, ilgili öğrenciler gelip test kitaplarını buradan temin edebiliyorlar. Ona göre biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda hemen hemen aynı diyebiliriz. Çok aşırı bir fark olmadı şu anda. Çünkü geçen sene gereken zamlar, yani olan zamlar geldi. Şu anda herhangi bir değişiklik olmadı. En azından bizim sektörde böyle şu anda. Öyle diyebilirim. Bir test kitabının fiyatı üniversite hazırlık öğrencilerimiz için diyorsunuz. Doğru mudur? 120-160 arası değişiyor. Ve yayına göre değişiyor bu. Sektörümüzle ilgili şikayet olduğumuz konular var. Örneğin Eylül ayında, yani okullar açıldığı zaman özellikle kırtasiye reyonunda bu büyük zincir marketlerin kırtasiye satışları biz diğer esnafları etkiliyor. Bu da haliyle işlerimizi etkiliyor. Evet, kırtasiye ürünlerimizde de genelde öğrencilerimizin talep ettikleri ürünler versatil tarzı kalemler, renkli kalemler, uçlu kalemlerimiz, bir de A4 harita metot defterlerimiz var. Bu tür ürünlerimize rağbet var. Özellikle ortaokul grubu öğrencilerimiz biraz daha bu basmalı kalem tarzı ürünlerimiz var. Onlara talep ediyorlar. Farklı öğrenci potansiyeline hitap ettiğimiz için işte ana sınıf öğrencileri olsun, ilkokul grubu öğrencileri genelde böyle renkli kalemler, biraz daha süslü kalemler tarzı, biraz daha değişik ürünler arayışı içerisindeler. Biz de bu arayış içindeki olan öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Peki fiyat aralığınız nedir diğer kırtasiye ürünlerinde? Fiyat aralıklarımızda genelde ürünlere zam geliyor ama biz bunu şu anda yansıtmamaya çalışıyoruz velilerimize, özellikle öğrenci gruplarımıza. Şu anda çoğu ürünümüzü biz eski fiyattan satmaya çalışıyoruz. Doğal olarak yeni gelen ürünler tabii ki zamlı geliyor ama biz bunu şu anda yansıtmamaya çalışıyoruz. Yani fiyat aralıklarımız şu anda gayet uygun o şekilde. Bayrama sayılı günler kala Mehmet Aktuman kiralık araç piyasasını, araç kiralarken nerelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayrama sayılı günler kala kiralık araç piyasasında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Mehmet Aktuman kiralık araç piyasasına ilişkin, araç almak isteyen vatandaşlar kurumsal ve güvenilir firmalardan araç kiralamalı. Araç piyasası geçen seneye oranla bu sene daha yoğun geçti ifadelerini kullandı. Araç kiralamanın yoğunluğunun yanı sıra araç sayılarının az olmasına değinen Aktuman, piyasada araç sayısı az olduğu için biz de bu durumda zorlanıyoruz. Depremzedelerin çoğunun araçları enkaz altında kaldığı için burada çoğunlukla onlar araç kiralıyor ve araç bulmakta zorlanıyoruz dedi. Bayrama sayılı günler kaldı. Araç kiralamak isteyen vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Araç sayıları bu yıl az. Az olduğu için hızlı davranmaları gerekiyor. Bu araçları kiralarken dikkat etmeleri gereken şey araçların güvenilir ve kontrollü sağlam araçları ve kurumsal firmalardan almalarını istiyorum. Kurumsal olarak çalışan ve güvendikleri, tanıdıkları kiralama şirketlerinden araçlarını kiralasınlar. Peki bir araç kiralamak isteyen bir vatandaş neler yapmalı? Sizin şartlarınız neler araç kiralamak için? Araç kiralamak isteyen bir vatandaş bize geldiği zaman Findex sorgusunun güzel olması ve kredi kartının olması gerekiyor. Bu şartlara uymayan kişilere araç veremiyoruz. Ayrıca ehliyet alış tarihinin bir yılı geçmesi ve 21 yaşının üzerinde olması gerekiyor ekonomik sınıfta. Findex nedir? Findex nedir? Findex bir insanın ekonomik mali tablosudur. Yani eğer Findex'in kredi kartı ödemelerin, bankalara olan borçların ya da takibe girmiş borçlarınız varsa Findex notunuz kötü çıkar. Bu durumda kötü çıktığı zaman da araç alamazsınız. Araç fiyatları kiralamada şu an
Fiyat olarak 800-900 bin TL bantında ekonomik sınıflar. Yani günlük kiralamada bu parayı gözden çıkması gerekiyor. Günlükte, aylıkta değişiyor fiyatlar. Peki araçlar ne kadar süreyle kiraya veriyorsunuz? Araçlar 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, 1 ay müşterinin isteğine göre veriyoruz. Araç fiyatları çok yükseldiği için araç sayısı zaten az. Artı bir de araçları alırken kurumsal firmaları tercih etmelerini isterim. Bu sene depremden dolayı buraya gelen depremzedeler araç kiraladığı için biraz daha yoğun geçti kış sezonu. Artı sıfır araba almak isteyenler araç bulamadığı için araç kiralamak zorunda kaldılar. O yüzden biraz yoğun geçti kış sezonu. Yaz sezonu da yoğun geçecek gibi görünüyor. Geçen seneye göre bu yıl daha yoğun. Göçmenlerin de araç durumuna talepleri oluyor tabii. Yani aracı olan var, olmayan var. Depremzedelerde aracı deprem altında kalanlar var, onlar kiralıyor. Çünkü burada hastaneye gidiyorlar, tedaviye gidiyorlar, araç lazım ve araç kiralıyorlar. Dünyada ilk ve tek olan patateslerin artık koruma altına alınacağı sistem 22 yıldır ziraat mühendisi olan Bekir Soylu Türk tarafından geliştirildi. Niğde'nin Alay kasabasında ilk kez toprakla buluştu. Bu ürün konsept olarak dünyada olmayan bir ürün. Sentezleme yöntemiyle elde ettiğimiz bir ürün. Bütün olumsuzluklara karşı net %99.9 net etkilidir efendim. 22 yıldır ziraat mühendisi olan Bekir Soylu Türk 5 yıllık Ar-Ge çalışmasının sonunda pH regülatörü üretti. Bu ürün sayesinde artık patatesler koruma altında kalacak. Şu anda Niğde Alay kasabasında bu ürünü çiftçiyle buluşturdu. Dünyada ilk ve tek olan regülatör Niğde'nin Alay kasabasında denendi. Ürün sayesinde tarladaki patatesler koruma altına alınıyor ve patatesler artık çürümüyor. Niğde'nin Alay kasabasında çiftçinin tarlasında denenen ürün başarıyla toprakla buluştu. Toprak koşullarında patates üretimini engelleyen olumsuzluklara %99 etkili olan ürün, küresel düşünülerek tasarlanmış bir mekanizmaya sahiptir. Üretimi yapan Soylu Türk, ürünün her türlü iklim koşullarında etkili olduğunu ve kaç formülasyondan oluştuğunu da söyledi. Ürünümüz atom, nanomolekül ve biyoteknolojik bir ürün. Patates üretim alanlarındaki mevcut olumsuzlukların tamamını %99.9 hepsini çözmekte. Bu bölgeye gelmemizdeki esas sebeplerden bir tanesi Alay kasabasına Mustafa Bey'in bizi bir telefonla ulaşmasıyla başladı. Biz de bu bölgeye 2 ay önce geldik. Daha sonra buradaki arazileri gezdik. Arazilerdeki olumsuzlukları tespit ettikten sonra mevcut olan bir mekanizma vardı elimizde. Buradaki üreticilere nasıl faydalı olabiliriz diye onun üzerine çalıştık. Aynı zamanda buradan topraktan 15 santim, 30 santim ve bitkiden aynı zamanda ekim yaparak buradaki mevcut olumsuzlukları mikrobiyolojik olarak laboratuvarda iyice öğrendikten sonra yoğunlaştık üzerine. Sıcak, soğuk, don olan yerlerde her türlü iklim koşullarına %99.9 net etkili. Fakat burada esas dikkat edilmesi gereken unsur şu, olumsuzluk olan alana ürünü direkt temas ettirebilmek önemli. 6/4/2023 tarihinde gördüğünüz üzere üreticimiz tarafından Doktor Bilgehan isimli ürünümüz kullanılmakta. Ürünümüz bitki koruma ürünü değildir, pH regülatörüdür. Ürünün bölge temsilcisi olan Mustafa Akgümüş ise ürünü elde etmek isteyen çiftçilerin bize ulaşması yeterli dedi. Bizim Alay kasabasında çiftçi diliyle konuşayım, kara çürük, kanser, adi uyuz, ondan sonra kara çürük dediğimizde işte bu sorunlar olduğundan 2 yıldır, 3 yıldır bir araştırma içerisindeydi. Bu bitki beslemeyi satışına başladığından bu yana yani gördüğüm kişilerden işte bilgi sahibi almaya devam etti. Bekir abiyle irtibata geçtim. Hacı Bey'in de çiftçimizin bu sorun olduğunu biliyordum. 2-3 defa Hacı'yla irtibata geçtik. Ve el atarak işte
sorunlarına ulaşmaya çalıştık yani. Şu an için bize ulaşması yeterli. Zaten bu üçünü elde ettiğimi bize yeterli oluyor. Kanser, karaçürük, uyuz ve adi uyuz. Bu ürünü kullandıktan sonra ne patatesimiz zarar görecek, ne çürüme, işte kanser olayı, her türlü şeyleri çözmüş olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.